başka kimseyi böyle sevemem sanırdım. Hezon'dan başka aşkın olmadığına inanırdım. Yanılmışım. Ben seni kendi canımdan bile çok sevdim Aylin. Ali. Ne işin var burada? Buraya gelmen çok tehlikeli Ali. Bunu bilmiyor musun ha? Ya önemli bir konu var. Ailenin nesi var? Burada mı kalıyor artık? Gel içeri. Mutfağa geçelim. Gel. Anlat hadi Ali. Önemli konu ne? Ezel geldi bugün. Senden almış adresi öyle mi? Evet. Ben vermiştim. Ali bak aslında Ezel... Yani o... Ya sağ ol. İyi etmişsin. Çok sevindim görünce. Hem de çok. O kadar yalnızım ki Esmer. Hapis gibiyim. Bazen ölseydim. Yani gerçekten ölseydim daha iyi olurdu diyorum. Sakın Ali. Sakın bir daha böyle konuşma. Yalnız değilsin. Ben varım. Sen de Ezel'de iyi ki varsınız. Ama geçmişim artık bana ait değil. Geleceğimse meçhul. Bugün Ezel gelince kendimi daha iyi hissettim. Senin sayende. Neyse ya, bırakalım şimdi beni. Ezel'in yardıma ihtiyacı var. Nerede o? Nira'nın elinden zor kaçmış. Ama annesi Nira'nın elindeymiş şu anda. Annemi kurtarmalıyız diyor. Niran buna nasıl cesaret edebilir? Rosa Hanım. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Ne konuşuyorsunuz gizli gizli? Merhaba. Nasılsın Ali? Bir ölü nasıl olmalıysa öyle işte. Yapma Allah aşkına. Sen neden burada bu saatte uyuyorsun? Polis olmayı özledin galiba. Ne bu sorgu gibi? Hadi çıkalım artık. Geç bile kaldık. Hey! Nereye gidiyorsunuz siz? Aylin kapıyı arkamızdan kilitle. Birazdan Murat gelir. Onun dışında kapıyı başka kimseye açma. Ve sakın bir yere ayrılma. Tamam mı? Görüşürüz Aylin. Ya Sinan, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Benim sesim mi çıkmıyor yoksa görünmez miyim? Neden sorduklarıma cevap vermiyorsunuz? Dursanıza! Bir dakika. Hey, nereye gidiyorsunuz? Hey, size diyorum. Sinan, Ali. Bir daha hata affetmem. Okurum canınızı. Gözünüzü dört açın. Kimseyi yanaştırmayın eve. Bastı mı kafanız lan? Gözümüzü dört değil, sekiz açacağız abla. Siz merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin abla. Thank you.
Evet. Tamam, bu sokak. Yavaşla biraz. Dur bakayım hangi evdi. Hatırlayabilecek misin Ezo? Gece gelmiştik, karanlıktı. Aa evet. İşte bu ev. Evet, bu ev. Fazla yakınlaşmayalım Esmer. Emin misin bu ev olduğuna? Evet, eminim. Hadi. Hazır mısın? Ezo, sen burada kal. Tamam. Dikkat et, kapıları kilitle. Tamam. Hani benim efendim, efendim ser mi bülendim? Hani benim efendim, efendim ser mi bülendim? Ray 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 ray. Fazla kolay olmadı mı? Hoşuma gitmedi. Çok kolaydı. Ben Rose Hanım'ı bulmaya gidiyorum. Sen şunları bağla. Sonra da giderim ben. Kimseye görünme. İşim bitince sana geleceğim. Ben hep yanındayım kardeşim. Yalnız değilsin. Hadi. Rose Hanım, orada mısınız? Haşla! Haşla, evet buradayım. Kapıdan uzaklaşın. Tamam.
Şükürler olsun. Seni gördüğüme çok sevindim, çok. İyisiniz değil mi? Yok bir şeyim. İyi misiniz? Yavrum! Kızım! Geleceğini biliyordum canım. Oh, canım. Her an birileri gelebilir. Acele et. Tamam. Hadi. Hadi. O nerede? Gitti. Süleyman'a götür beni Haçlı. Gidip ona her şeyi anlat. Ezel'i şu anda görmemeli Roza. Ben sizi ararım. Beni merak etmeyin. Tamam canım. Bakalım Süleyman, Nira'nın yaptıklarını duyunca neler olacak? Artık kork benden Nira. Merhaba. Hoş geldin. Geç. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Aç değilim. Canım bir şey istemiyor. İçki mi içiyorsun sen? Ne bu halin? Sarhoş olup unutmak istiyorum her şeyi. Çok acı çekiyorum Esmer. Ben yanındayım. Her şeyin birlikte üstesinden geleceğiz. Biliyorum. Çok zor ama... Bu duruma alışmak zorundasın. Her şeyimi kaybettim. Tutunacak tek bir dalım kalmadı. Ne ailem, ne işim, geçmişim yok. Geleceğim belirsiz. Böyle yaşanır mı? Bu yaşamak mı söylesene? Keşke görev icabı değil de gerçekten ölseydim. Böyle konuşma. Bak kavga çıkarırım gene ha. Her şeyim kırık dökük hayatımda. Düşünüyorum da o kadar az mutlu olmuşum ki. Nazlı'yı özlüyorum. Babamı. Annemin yanına bile gidemiyorum. Bana ihtiyacı var. Ama ben köşeye sıkıştırılmış bekliyorum. Hadi. Yeter. Birbirimizi bulduk. Biz bir mucize yaşadık Ali. Kendine gel artık. Hayat bize en büyük armağanı verdi. Bana gidiyoruz. Aylin'le Murat yemek hazırlamışlar. Hep beraber olalım bu gece. Sonra da Fatoş Anne'ye gideriz. Kalk. Yalnız kalmak istiyorum. Hı. Sen git. Kalk dedim sana. Kalk. Yalnız kalınca ne hale geldiğini gördük. Üstünü giy. Çabuk. Giy şunu hadi. Daha fazla yorma beni. Sabrım taşıyor ama. Taşınca fena olur ha, bilirsin. Hı? Yürü. Hı.
Anneciğim bak ben geldim. Biz de buradayız Fatoş anne. Biz de senin çocukların sayılırız. Seni hiç yalnız bırakmayacağız. Hep yanında olacağız. İyileşeceksin. Her şey eskisinden de güzel olacak. Bak sana doktor sözü veriyorum. Hadi Fatoş anne. Zorla kendini. Bizi gördüğüne sevindiysen parmağını oynat. Gayret etmelisin anne. Benim için. Hadi anneciğim. Hadi zorla kendini. Hadi anneciğim. Hadi zorla kendini. Hepsi benim suçum. Ama sana bu kötü günleri unutturacağım. İyileş. Seninle uzun bir tatile çıkacağız. Ağlama. Ne olur ağlama. Ne olur. Şu karanlık gecenin bir sonu. Ağlamayın. Ne var ağlayacağım? Ağlamayın dedim. Şu karanlık gecenin bir sonu olmadı. Hiç dönüşü yok bu kaçışın. Ah ben seversem. Ağlar gökyüzü yıldızlar. Merhaba. Esmer, seni çok özledim. Seninle konuşacaklarım var. Tabii. Seni dinliyorum. Ali'ye gerçek kimliğini söylemeyeceksin. Seni ezel olarak bilmeye devam edecek. Neden? Niye böyle bir şey yapmamı istiyorsun? Ali çok acı çekiyor. Onu şu anda mutlu eden tek şey ezelin varlığı. Ve Ali senin ezel olmadığını öğrenirse tutunacağı hiçbir şey kalmayacak. Tüm bunlar sahte ezel olduğum için başıma geldi. Bir gün her şey ortaya çıkıyor Esmer. Bunu yaşadık ve gördük, öyle değil mi? Ezo'dan hiç iz yok. Nerede olduğu bile belli değil. Ben senin üstünüm. Söylediğim gibi davranacaksın. Ezel rolünü oynamaya devam edeceksin. Emredersiniz. Sana teşekkür edemedim o günden beri. Çok utanıyorum kendimden. O kadar iyisin ki sana hak etmediğin şeyler yaptım. Ama sen yine de benim hayatımı kurtardın. Senin elinde olan bir şey değil.
Buna zorlandın. Sen de benim gibi emirlere itaat etmek zorundasın. Ben her şeyi unuttum. Biraz dolaşalım mı? Hem konuşur dertleşiriz biraz. Belki bir yerlerde oturur bir şeyler yeriz. Ne dersin? İşlerim var. Gitmem gerekiyor. Tamam. Belki sonra bir program yaparız ha? Senin işinin olmadığı bir gün. Dediklerimi unutma. Benden daha çok Ali ile ilgilenmelisin. Asya seni görünce çok sevinecek Sinan. Yıkılasın öyle. Yıkılayamazsın ki. Sinan. Sen iyi misin? İyiyim. Buraya girince hüzünlendim bir daha. O sert görüntünün altında bir çocuk uyuyor değil mi? Asya. Ali. Aa, abi gelmiş. Bize ne getirdiler acaba? Seni çok özledim Ali. Bize de getirmiş. Çok özledim seni. Ne hediye getirdin bize? Bir tane. Bunu alabilir miyim? Bak Seren abi de seni görmeye geldi. Çok güzelmiş. Ben de bakacağım. Ben de bakabilir miyim? Ne getirdiler acaba? Nasılsın Asya? İyiyim. Görmeyelim ne kadar da büyük güzelleşmişsin. Abi açabilir miyiz? Abi paketi açabilir miyim? Ben açacağım. Lütfen abi. Abi bize bakalım bu hediyelere. Abi biz de hediye alabilir miyiz? Lütfen abi ne oluyor? Hepsi sizlerin. İstediğinizi alın. Bak benim hediyeme. Ne kadar güzel değil mi? Bak benim hediyelerim de çok güzel. Al bakalım Alice'ciğim. Bu senin. Bu da senin. Bak Esmer hediyeme. Allah Allah. Al bakalım. Al canım. Al yavrum hadi senin bu da. Ne oldu Ezo? Hadi sen de al. Güzel mi? Sana o bebeği şimdi getireceğim Ezo. Merak etme. Bekle beni burada. Sen de al. Ama çocuğum. Hediyeme ne kadar güzel değil mi? Hediyeleri değişelim mi? Bak bu senin olsun. Al canım bu da senin. Bir sürü misket de veririm sana. Hayır bunu istemem. Sen de? Ya bırak ya. Al. Ya bırak. Ya ver. Bırak o benim. Ver şunu. Bırak. Ya bırak. Bırak. O benimdi. Al Ezo. Bu bebek artık senin. Teşekkür ederim Esmer. Bu bebeği hiç yanımdan ayırmayacağım. Hadi aç bakalım. Gel. Hadi al. Ama bu atla olmaz. Ama ben kaydıraktan kaymak istiyorum. Ama şey abi. Abi.
görebilir misin? Ay çok güzel. Abi beni de götürsene. Abi ne olur beni de götür. Çok güzelmiş bu da. Ben de gitmek istiyorum. Ben de şey gibi. Senin hediyen de çok güzelmiş. Asya'cığım. Söz veriyor musun? Bir daha yapmam. Şu ileride duran kadın mıydı? Korkma, söyle hadi. Tamam canım, hadi gel bakalım. Hadi odana. Sen ne hakla, ne hakla bu çocuklara kötü davranıyorsun? Bana mı söylüyorsunuz? Sana söylüyorum tabii. Duymadın galiba. Sana çocuklara niye kötü davranıyorsun dendi. Ne istiyorsun bu küçücük, savunmasız çocuklardan ha? Gücün onlara mı yetiyor? Cevap ver, konuşsana. Bunlar mı şikayet etti beni? Bu çocuğa mı inanıyorsunuz? Terbiyesiz. Bana bak. Bir daha bu çocuklara dokunursan, elini sürersen seni mahvederim. Şikayet edeceğim seni. Bu çocukları sana emanet etmelerine izin vermeyeceğim. Ne oluyor? Bir dakika lütfen. Bu kadını nasıl tutarsınız burada? Çocuklara nasıl davrandığını bilmiyor musunuz? Efendim ben... Kapa çeneni, sus. Çalışanlarınızı takip etmiyor musunuz siz? Çocuklar bu kadının kendilerine eziyet ettiklerini söylüyor. Bu kurumda böyle şeyler olamaz. Ben buna izin vermem. Ne yaptığını öğreneceğim ve işine son vereceğim. Sakin olun lütfen. Buyurun odama geçelim. Sizi temin ederim ne gerekiyorsa yapılacaktır. İfadesini alın ve işine derhal peki son verin. Neler olduğunu anlatın bana. Şey, aslında ben hiçbir şey yapmadım. Çocuklara öyle şikayet etmişler. Nirana, Süleyman'a karşı beni açık etmedin Haçlı. Sana güvenmemiştim, ne yalan söyleyeyim. Mert adammışsın. Ben sözümü tuttum. Ama siz... Siz Ali Aksu'nun ölümünü engelleyemediniz. Evet, haklısın. Nira Süleyman'ı etkisi altına aldı. O polisin hepimizin düşmanı olduğuna inandırdı. Hem senin için neden bu kadar önemliydi? Birini silmek yeri bir şey değil ki. Benim için sadece birlik önemli. Birlik, Niran Hanım'ın hırslarının kurbanı olmamalı. Ve Niran artık kontrolünü kaybetti. Bundan sonra Niran'a karşı benim yanımda yer almalısınız. Elbette Haçlı, elbette. Ancak Niran, o göründüğünden çok daha güçlüdür. Avşar nasıl? Uslandı mı dersiniz? Her an sizin için bir tehlike oluşturabilir. Özellikle de düğün arifesinde. İstemez miydin farklı bir evladım olsaydı? Şöyle yiğit, sözünün eri. Merak etme. Benden habersiz adım bile atamaz. Ne demek istediğini anladım Haçlı. Niran konusunda yanındayım. Ancak sen de onun gücü ve tehlikesi konusunda dediklerimi dikkate al Haçlı. Anlaştık. Yüzeye mi bakıyorsun? Anlattığınız hikayeyi düşündüm. Evlendiği gün avşarın olacak bu yüzük. Bir oğlum daha vardı Haçlı. Bu yüzük onun olacaktı. Kaderin önüne geçilmiyor. Güç, kuvvet,
Hepsi boş. Fayda etmiyor. Oğlumu geri getirmiyor. Peki ne oldu oğlunuza? Öldü. Bana öldü dediler. Saçmalama Esmer. Onun baban olduğunu mu düşünüyorsun? Bir oğlu daha olduğunu ama kaybettiğini söyledi. O yüzün aynısı bende de vardı. Şimdi beni iyi dinle. Selvi Hanlı senin düşmanın. Senin baban ve Selvi Hanlıların arasında seneler önce bir husumet yaşanmış. Bu düşmanlık bir süre sonra kan davasına dönüşmüş. Baban Eşref'in büyük oğlunu öldürmüş. Yani? Yani Eşref'in oğlu senin ailen tarafından öldürüldü. Bunları bana neden söylemedin? Sormadın ki. Selvi Hanlı aşireti bu acıyla babanı ve tüm aileni öldürmüşler. Çocukken senin dosyandan çıkan yüzük, kanlılarının yüzüğü. Bu da masallarından biri mi? Saçmalıyorsun Esmer. Ben hiç mecbur olmamama rağmen sana yardım etmeye çalışıyorum. Eşref Selvi Hanlı, babanın ve ailenin katilidir diyorum. Hiç kimsem kalmamış, öyle mi? Bir ipucu. Ulaşabileceğim bir akrabam da mı yok? Nereye ait olduğum da mı bilinmiyor? Peki bu yüzüğün bende ne işi var o zaman? Gitmeliyim. Günlerim senin kişisel meselelerinle geçiyor. Bugünlük bu kadar yeter. Sen yanımda olmayınca saatler yıl gibi. Bugün bu şehirden kaçalım mı? Ha? Ne dersin? Seninle ölüme bile gelirim. Al. Hadi. Nereye gittiğimizi sormuyorum bile. Sadece yanımda sen ol yeter. Çok sevdiğim bir yere götüreceğim seni. Bizi hiç kimsenin bulamayacağı, göremeyeceği bir yer. Sinan, ben bütün sevdiklerimi kaybettim. Sen de kaybolmayacaksın değil mi? Beni hiç bırakmayacaksın. Canı taşıdığım sürece, nefes aldıkça, kalbim attıkça, ömrüm tükenmedikçe seni bırakmayacağım. Yemin ederim, sensiz bir günüm bile geçmeyecek. Sinan. Sinan.
Seni ilk gördüğüm günü hatırlıyorum. Gözlerini gördüğümde kalbime bir şey saplandı. Ve o andan beri söküp atamadım. Seni bir daha hiç unutamadım. O kalbine saplanan aşk tanrısının oku olmasın sakın. Sen karşıma çıkan en güzel şeysin. Hayatımdan hiç çıkma Sinan. Sen benim yarım oldun. Sen benim hayatım oldun. Vazgeçilmezim oldun benim. Ömrüm, geçmiş yıllarım, gelecek hayallerim. Canımdan da ötesin. Benim parçamsın. Günaydın. Günaydın. Seninle uyanmak çok güzel. O kadar huzurluyum ki. Hiç kalkmayalım. Sarılıp uyuyalım bütün gün böyle tembel tembel. Hadi kalk. Miskinlik yok. Karnım acıktı benim. Uyanmıyor musun sen hala? Ya dur ya. Tamam. Kalktım, hazırlanıyorum. Hemen tamam. Ben çayı koyuyorum. Sen de yiyecek bir şeyler alır mısın? Aylin. Ömrümü artık seninle geçirmek istiyorum. Yani
Yani sen... Benimle bir hayat geçirmek ister misin? Evet. Evet. Ölene dek seninle olmak istiyorum. Bu kadar güzel bir teklifi aç karnına daha fazla kaldıramayacağım. Heyecandan düşüp bayılacağım şimdi. Ben canımın aç kalmasına dayanabilir miyim? Hemen gidiyorum. Çabuk gel, olur mu? Sen olunca gecikir miyim hiç? Sinan, sen misin? Sinan? Demek tembellik ediyorsun ha?
Burnuma kokular da gelmiyor. Hiçbir şey hazırlamamışsın. Yoksa uyudun mu yine? Saklambaç mı oynuyoruz? Anlaşıldı. Bir yere saklandın, seni bulmamı istiyorsun. Ha? Şimdi geliyorum yanına. Sakın kıpırdayım deme. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Kes sesini. Ellerini havaya kaldır çabuk. Bir yanlış yaparsan yersin kurşunu beynine. Aylin! Aylin neredesin? Ne yaptınız kıza? Eğer ona bir şey yaptıysanız... Konuşma! Hüsnü ara hemen. Aylin! Aylin neredesin? Aylin, canım iyi misin? Sana bir şey yaptılar mı? Sinan, çok korkuyorum. Ne oluyor böyle? Kim bu adamlar? Ne istiyorlar bizden? Ne istiyorlar? Geçti, geçti. Bak ben yanındayım. Korkma artık. Şşş. Hadi kendine gel. Kimse bir şey yapamaz sana. Çıkıp gideceğiz buradan, tamam mı? Hadi topla kendini, ne olur Aylin. Tamam Aylin. Tamam, sakin ol. Geçti. Her şey geçti Aylin. Hadi. Topla kendini, tamam. Tamam Aylin, tamam. Tamam. Topla kendini. Ne olur Aylin. Git buradan. Hemen çık. Koş yavrum. Ben seni koruyacağım. Sinan, hayır, hayır, seni bırakamam. Git dedim sana. Hayır. Çabuk kaç. Bana bir şey olmayacak. Söz veriyorum, yanına geleceğim. Söz. Hadi. Sana bunları yaşattığım için özür dilerim. Benim yüzümden sana bir şey olsaydı yaşayamazdım. Sen nasıl bir dünyada yaşıyorsun Sinan? Neler olduğunu hala söylemeyecek misin bana? Tehlikeyle burun buruna, sürekli bir şey olacak korkusuyla mı yaşayacağız böyle? Kimdi o adamlar? Ben istemesem de böyle bir düzenin içindeyim. Ama sana bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Süleyman Bey'in söylediklerini doğruluyorsun yani. Hayatınız karmakarışık. Sürekli soru işaretleriyle dolu. Senin, Ali'nin sürekli anlamadığım, bilmediğim işleriniz var. Geçmişiniz yok. Geleceğiniz tehlikede. Ali yaşıyor ama öldü diye haberler çıkıyor. Saklanıyor, kimliğini gizliyor. Nereye ait bir yaşam bu, söyler misin? Ali'yi bu işe karıştırma Aylin. Çünkü onun bu olayla hiçbir ilgisi yok. Her şey benim suçum. Ali'yi savunmayı bırak Sinan. O, Ali bugün... Sen Ali'nin yanına mı gittin bugün? Sana bir şey olacak diye çok korkmuştum. Ne bileyim, belki bir şeyler yapabilir diye düşündüm. Ne oldu söyle. Yok bir şey. Ne oldu dedim. Yok bir şey dedim Sinan. Aylin, Aylin, Aylin söyle. Tamam.
Ali beni öpmek istedi. Sen benim hayatta sahip olduğum tek gerçeksin. Canımsın. Kardeşimsin. Geçmişimin parçasısın. Ama eğer sevdiğim kadını benimle paylaşmaya kalkarsan... seni yakarım Ali. Benim yapamadığımı, cesaret edemediğimi sen yap o zaman. Vur beni! Çek vur! Öldür! Öldür! Ölümüm dostumun elinden olsun. Böyle fare gibi sinip beklemekten daha onurlu bir ölüm olur. Vur beni! Vur beni! Çek vur! Vur! Ne söylesen, ne yapsan haklısın. Kendimi savunacak, inkar edecek değilim. Ben bunu hak ettim. Beş para etmez herifin tekiyim ben. Bastiti Esmer, hadi! Ne yaptın sen? Ne yapmaya çalıştın? Beceremedim. Ölmeyi bile beceremedim. Korkan tekiyim ben. Sen yapamazsan ben bir gün cesaretimi toplar yine yaparım. Dayanamıyorum artık, duydun mu? Öldür beni diyorum. Kendine gel artık. Yeter! Yeter! Şunlara bak. Bu bizim çocukluğumuz. Geçmişimizdi. Geleceğimiz.
Gece geçer yar geçmez, ah, yolda da sevda kime? Çoktan kaybetmişiz masumiyetimizi. Eskiden oyuncağımız misketlerimizdi. Belki bugün, şimdi silahlar belki oldu. Yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın ellerinden. Biz tutturamadık Ali. Belki yarın ansızın. Hiçbir yere tutunamadık. Belki bugün, hiçbir yere ait olamadık. Acı içinde oradan oraya savrulup durduk. Kardeşim, affet beni. Çok içtim. Ben onu aileni ezen sandım bir an. Yoldana sevda kime? Ayrılık kaybettik. Bir hançer saplanır yüreğime. Masumiyetimizi kaybettik Ali. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım elini. Yaralarımızı saramadık. Belki bugün, belki yarın ansızın ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım. Merhaba. Merhaba. Farklı bir gelişme mi var? Niye görüşmek istedin benimle? Ali'nin durumu hakkında konuşmak istiyorum. Artık sağlığından endişe ediyorum. Sürekli içiyor. Yaşamak istemiyor. İntiharı bile denemiş. Zorlu görevlerde, tüm elemanlarda görülen geçici bir depresyon hali. Zaman zaman mutsuz olması, çöküntüye uğraması gayet normal. Görevine başlamasına az kaldı. İşine odaklanması için duygusal zaaflarından vazgeçmesi gerekiyor. Bunu da Ali'nin kendisinden başka kimse yapamaz. Ne yani? Bırakalım da kendini öldürsün mü? Hiçbir şey yapmayacak mısın? Yine her şeyi uzaktan seyredip olan bitene tepkisiz mi kalacaksın? Herkes kendinden sorumludur eleman. Bizim işimizde olmayacak duygusallıklar içindesiniz. İnsanoğlunun doyumsuzluğu bu işte. Yaşarken ölmeyi ister, ölümle burun buruna geldiğinde de yaşamayı. Ali'yi ölüme terk etmeyeceğim. Hayata tekrar bağlanması için ne gerekiyorsa yapacağım. O benim kardeşim. Her şeyim. Çok yakında yeni görevine başlaması için talimat verilecek. Görevi için gerekli olan eğitimleri alacak. Kendine gelmek zorunda. Başka bir seçeneği yok. Teşkilat içerisinde kimsenin kişisel zayıflıklarına imtiyaz tanınamaz. Ali, önüne sunulan hayatı yaşayacak. Senin yapacağın tek şey, gözünü Ali'nin üzerinden ayırmamak. Bu kadar basit değil. Değil! Ben Ali'den vazgeçmeyeceğim. Böyle giremezsiniz içeri. Çekil önümden. Bir saniye sormam gerekir lütfen. Çekil. Açın. İran nerede? Bakın durun.
Sinan. Dedim sana çekil. Ne o? Ev mi basıyorsun sen? Beni öldürtmeye çalıştın. Neden bahsediyorsun sen Açlı? Köpeklerin üstüme saldın. Benim hayatımın değeri yok. Ama ailene bir şey olsaydı yaşatmazdım seni. Bu sana son uyarım. Son! Benden. Özellikle de ailenden uzak dur. Unutma Niran Hanım. Bu benim son görüşüm. Çünkü bir dahakine gören gözlerin olmayacak.